Havanın kaldırma kuvvetini ihmal edildiği bir ortamda Mehmet bir dinometre kullanarak cismin havadaki ağırlığını şekil 1'deki gibi 10 Newton olarak gözlemlemiştir. Mehmet'in aynı dinometreyi kullanarak şekil 2'deki gibi cismin hacminin bir kısmı suya batırıldığında dinometrenin 8 Newton'u şekil 3'deki gibi cismin tamamı suya batırıldığında ise dinometrenin 6 Newton'u gösterdiğini gözlemlemiştir. Her bir durum için katı cisim dengede olduğuna göre yargılan hangileri doğrudur demiş. Arkadaşlar dinometre 10 Newton'u gösterdiğine cismin ağırlığı 10 Newton'muş. Şimdi sıvı içerisine bir kısmını batırdığımızda cismin aşağı doğru ağırlığı 10 Newton. Fakat dinamometre 2'yi gösterdiğine göre demek ki buna etkeden cismi etkeden kaldırma kuvveti 2 Newton'muş ki çünkü kaldırma kuvveti soruları genelde denge sorusu. Yukarı kuvvetler aşağı kuvvetlerin eşitliğinden söyledik. Üçüncü şekle baktığımızda tamamını batırdığımızda aşağı doğru ağırlık değişmiyor fakat kaldırma kuvveti artıyor. Doğal olarak kaldırma kuvveti 4 Newton'a çıkmış. Yukarı doğru 10 Newton olabilmesi için. Tamam. Bu anlamda bakalım. Cismin öz kütlesinin sıvının öz kütlesine oranı 5 bölü 2 demiş. Şöyle diyelim. Cismin hacmine V diyelim isterseniz. V çarpı D cisim eşit olacakmış. Ne arkadaşlar? 10 Newton'a. Tabi G'miz de var ama sabit olduğu için yazmadım. Alt alta oranlayınca götürecek nasıl olsa. Şimdi kaldırma kuvveti 4 Newton ya. Hadi onu yazalım. V çarpı D sıvı ise tamam batıyor. Çünkü bu 4 N. olmuş. Bakın oranladığımızda V'ler gitti. Cismin öz kütlesinin sıvının öz kütlesinin oranı 10 bölü 4'ten 5 bölü 2 yaparmış. Burada da öyle söylüyor. 1 doğru oldu. 2. Şekil 2'de cismin hacminin yarısı suya batmıştır demiş. Bakın şekil 3'te tamamı batınca 4 Newton kaldırma var. E burada 2 Newton'luk kaldırma uyguladığına göre demek ki yarısı batıyor diyebiliriz bu anlamda. 2 de doğru olmuş oldu. 3. Tamamı su içindeyken cismi kaldırma kuvvetinin büyüklüğü 6 Newton'dur. Hayır 4 Newton olarak bulduk. O yüzden üçüncüsü yanlış cevabımız 1 ve 2'den Ceyhan olurmuş deriz. Yatay ve doğrusal bir demir yolunda hareket eden bir trenin 0T aralığındaki hız zaman grafiği şekildeki gibidir. Bu trenin sadece duraklarda durduğu bilinmektedir. Buna göre bu trenin değiştirisi anında harekete başladıktan sonra 0T zaman aralığında kaç durakta durduğu ve kaç kez yön değiştirdiği aşağıdakilerden hangisinde bir arada doğru verilmiştir diyor. Arkadaşlar durduğu yer hızının sıfır olduğu yer olmuş oluyor aslında. Hadi hızının sıfır olduğu yerlere bakalım. Bakın bir şurada sıfır. 2 burada 0, 3 başka şurada 0. O zaman 3 tane yerde durmuştur diyebiliriz. Durak sayısı 3'müş yani. Şunları eleyelim. Diğerine baktığımızda yön değiştirme miktar sayısı demiş. Oysa hız zaman grafiğinin üst tarafında hareket ediyorsa artı yönde, alt tarafında hareket ediyorsa eksi yönde hareket ediyor demektir. Dolayısıyla artıdan eksi ya da eksiden artıya geçtiği yerlerde yön değiştirecek. O zaman bakın artı 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 sonra eksi. O zaman şu aralıkta yön değiştirmiş bir. Bir de şu aralıkta yön değiştirmiş. Eksiden artıya geçerken o zaman iki yerde yön değiştirmiştir diyebiliriz. Bu anlamda cevabımız 3'e 2'den adan olurmuş deriz. Birbiri için homojen olarak karışabilen kalime sıvıların her biri için deneysel verilere dayalı olarak çizilen kütahacım grafiği şekildeki gibidir. E, kütleye yakın olan öz büyük demektir. Değiştir en bölü V yoldan dolayı. DK büyük mesela DL'den o da büyük büyükmüş. DM'den bu bilgi kenarda kalsın. Ne diyor? L sıvısıyla dolu bir kaba bırakıldığında, L sıvısıyla dolu bir kaba bırakıldığında her durumda yüzen içi dolu ve küresel bir cam bilye için demiş. Hangileri kesinlikle doğrudur demiş. Şimdi L sıvısıyla dolu kaba bırakıldığında yüzüyorsa o zaman L'nin özgülsinden daha büyük demektir. Yani D L daha büyük olacakmış kimden? Camdan. Bunu biliyoruz. Cam burada yüzdüğüne göre özgülsisi L'nin özgülsinden küçükmüş. L'den küçük ama M'den acaba küçük mü büyük mü bilmiyoruz. Öyle değil mi? Şimdi DK çünkü DL'den büyük. DL'de de D camdan büyük. Yani şöyle yazabiliriz. Ama camla DM'yi kıyaslama şansımız yok. Hadi bu mantıkla bakalım. K sıvısı dolu bir kaba bırakıldığında yüzer demiş. Evet K'nın üstesi büyük camın küçük olduğu için cam ne yapacak? Kesinlikle bu sıvıda yüzecek. M sıvısı dolu bir kaba bırakıldığında batar demiş. Şimdi camla M'nin üstelerini bilmediğim için kesinlik yok. Yüzebilir, askıda kalabilir ya da dibe batabilir. O yüzden ikinciyi almadık kesinlik dediği için. 3. Tahmin sıvıların oluşturduğu karışımla dolu bir kaba bırakıldığında askıda kalır demiş. Şimdi K ile M'yi karıştırdığımızda şimdi camın ki M'den büyük mü onu bilmiyoruz arkadaşlar. Şimdi K ile M'yi karıştık. Mesela K'ya 3D diyelim. Tamam mı? Ondan sonra M'ye de D kadar diyelim. Ya bunu karıştırdığımızda karışımın üstesi 3D ile D arasında her değeri alabilir. 2, 2,5, 1,5, 1,1'de değil mi? Şimdi askıda kalır diyor. Ya kalabilir mi? Kalabilir. Mesela karışımın üstesi 1,1D'dir. Camın üstesi de 1,1D olur. Değil mi? L'den sonuçta küçük. Mesela askıda kalabilir. Ama dibe de batabilir, yüzebilir de. Öyle değil mi? Şimdi karışımın üstesi 1.1'de ama camın üstesi 1.2 olduğunu düşün batar. E 1.05 olduğunu düşünün ne yapar? Yüzer. O zaman kesinlik olmayacak. Üçüncü cevabımız yalnız birden adan olurmuş deriz. Kerem Pizzacı'da, Kaan ise dondurmacı da kurye olarak çalışmaktadır. Sıcak yaz aylarında Kerem'in müşterileri pizzaların olabildiğince sıcak, kanun müşterileri ise dondurmalarını erimeden mümkün olduğu kadar soğuk teslim almak istemektedir. Kerem ve kanun müşterilerinin bu taleplerini karşılayabilmek için birlikte ısı yalıtımlı bir yemek kutusu tasarlamak isterler. Bu amaçla hazırlanması düşünülen bazı kutu tasarımlarına ait özellikler aşağıdaki tabloda verilmiştir. Buna göre yukarıda tabloda kutular arasından Kerem ve Kaan'ın amaçlarına en uygun kutular aşağıdakilerden hangisi de doğru verilmiştir diyor. Arkadaşlar ister içeride yemeği sıcak ister soğuk tutmak isteyelim. Mesela pizzayı sıcak dondurmayı da soğuk tutmak isteyeceğiz. Dolayısıyla sıcakken pizzadan dışarıya ısı geçişi olmasını isteriz. Dondurma varken de dışarıdan içeriye ısı geçişi olmasını isteriz. Dolayısıyla her iki durumda da ısı iletim katsayısı minimum olan maddeleri tercih edelim. En küçük olan ne var? Mesela 0.4. 0.04 onları tercih edelim. Kalınlık olarak da en kalını tercih edelim her iki durumda da. Niye kalın tercih edelim? Çünkü kalın olduğunda pizza sıcakken dışarıya ısı geçişi zor olacak kalın olduğu için. Dondurma varken de dışarıdan içeriye ısı geçişi zor olacak kalın olduğundan dolayı. O yüzden o zaman ne yapacağız? Isı iletim kas sayısı küçük olanı tercih edeceğiz. Kutu kalınlığı fazla olanı, büyük olanı tercih edeceğiz her iki durumda da. Ama dış yüzey rengine gelince, şimdi pizza varken dış yüzeyimiz siyah olsun ki gelen ışığı içerisine çeksin ısınsın. Yani dış yüzeyi sıcak olmuş olsun. Öyle değil mi? O yüzden birinci dolayısıyla 0.04'de 12'yi tercih edelim. Dış yüzeyimizde siyah olanı tercih edelim. Bu arkadaşlar nerede var diye bakarsak bakın 0.04'de 12 kalın, dış yüzeyde siyah. Yani peyi tercih etsin Kerem. Dondurma için kan hangisini tercih etsin dersek yine ısı iletim katsayısı küçük olacak, kalınlık fazla olacak, ısı geçişi olmasın diye. Ama dış yüzey rengini beyaz seçelim ki içeride dondurma var. Dışarıdan gelen ışık yüzeye çarp geri yansısın dışarıdan da ısınmasın maddemiz kutumuz. Kutu ısınınca içerisi de ısınacak dondurmada çünkü. O yüzden dış yüzeyi sadece beyaz tercih edelim yeni durumda. Bu anlamda bakarsak cevabımız K olacakmış deriz ikinci durumda. O zaman cevabımız P ve K'dan adan olurmuş deriz. Başlangıçta nötr olduğu bilinen plastik bir tarak yine nötr olduğu bilinen küçük bir kağıt parçasına yaklaştırıldığında aralarında bir etkileşim olmadığı gözlenmektedir. Şimdi ikisi de nötr olunca ne yapıyor? İtme çekme olayı gerçekleşmiyor. Ancak aynı tarak saça sürtülüp pozitif elektrik yüküyle yüklendikten sonra şurada bir tarağımız var. Şöyle diyelim. Bu neyle yüklenmiş? Pozitif yüklenmiş. Şunu bir alalım. Yüklendikten sonra aynı kağıt parçasına temas etmeden yaklaştırılıp ikinci kez gözlem yapıldı. Tarağın kağıt parçası kendisine doğru çektiği gözlenmektedir demiş. Şurada bir kağıt aldık dokundurmadık. Bakın arkadaşlar bu yalıtkan. Dolayısıyla etkili elektriklenme kısmi olarak gerçekleşir. Nasıl? Bu artı kendine yakın yana şurada kısmi olarak eksileri tutar. Hemen o bölgede artılar yerinde kalacaklar. Eksileri kendine yakın yere verecek. Ondan dolayı çekme işlemi gerçekleşecek. Bunlar kısmi olarak elektriklenme deniyor. Tamam. Ne demiş? İkinci düzlemde kağıt parçası ve saça sürten tarağın birbirine temas etmediği durumda yargılan hangileri doğru olabilir demiş. Kağıt ve tarak yalıtkan diye belirtmiş. Tarakla sürtüldüğünde Tarak ile sürtüldüğünde saç bölgesi zıt elektrik yükü yüklenir demiş. Evet tarak artıysa o zaman saç bölgesi eksi yüklenmiş olduğu sürtüme sonucunda eşit bir yükte fakat zıt yükte yüklenirler. Birinden elektronlar diğerine geçer. Ki burada taraktan elektronlar saça geçmiş o yüzden tarağımız artı yüklenmiş. Saç da eksi yüklenmiş demektir. Kağıt parçası net elektrik yükü sıfırdır. Evet burada herhangi bir dokunma yok. O yüzden de artı eksi yük miktarı önceden nötrse kağıt parçası yine nötr olarak kalmaya devam edecek. Yükü nötrdür, sıfırdır diyebiliriz. Yükü sıfır demek ya da nötr demek hiç yük olmadığı anlamına gelmiyor. Artı yük sayısı eksi yük sayısına eşit olduğu anlamına taşıyor. İki doğru olmuş oldu. 3. Kağıt parçasına ait serbest elektronlar tarağa yaklaştırıldığında yaklaştırıldığı bölgede hareket edip bu bölgede yoğunlaşma sonucunda etkili elektrik meydana gelir demiş. Kağıt parçasına ait serbest elektronlar tarağa yaklaştırıldığında kağıt parça 3 kağıt parçasına ait serbest elektronlar taran yaklaştığı bölgeye hareket edip bu bölgede yoğunlaşma sonucu etkinliklerime hayır arkadaşlar elektronlar buradan yukarı doğru gitmiyor. Sadece o yalıtkan kısımda kısmi olarak yüklenme oluyor onun sonucunda çekmiş oluyor. Ama etkili elektriklenme gerçekleşiyor. Kısmi yüklenme deniyor buna. Üçüncü attık cevabımız 1 ve 2'den Ceyhan olurmuş deriz. Ses çatalına, diyapazona vurulduğunda havayı oluşturan tanecikler titreşerek anlık olarak şekildeki koyu ve açık renkli gösterilen bölgeler oluşturulabilir. Şekildeki taneciklerin birbirine yakın ve uzak çizilmeleri, çizilmesi farklı basınç bölgelerindeki havanın yoğunluklarının değişimini temsil etmektedir demiş. Buna göre yargıdan hangileri doğrudur diyor. Dalgaların K noktasından L noktasına yayılması için geçen süre diapozonun titreşim periyoduna eşittir demiş. Arkadaşlar bakalım. Şurası bakın tepe noktası olarak aldığımızda bakın tepe çukur. Şurası tekrardan tepe. Şurası çukur. Tepe çukur diye ilerliyor. Bu mantıkla bakacağız dolayısıyla. Dalganın K ve L noktalarına baktığımızda K noktası burada L noktası burada. Şimdi ardışık iki tepe arası uzaklık bir dalga boyu. E burası çukur olduğuna göre bakın ardışık iki tepe olsa dalga boyu olacak. Burası yarım dalga olmuş oluyor. Lambda bölü iki. O zaman K ile L arasında bir buçuk dalga var demektir. O zaman bir dalga oluşması için geçen süre periyot dediğimiz için. Burası burada bir, bir buçuk periyotluk süre geçmesi gerekiyor. O yüzden birinciyi attık. İki. LM noktaları sık uzaklık dalga boyu eşittir demiş bakalım. LM noktası çukur burası. Burası da çukur. Evet ardışık iki çukur arası uzaklık dalga boyunu veriyor. Ya da ardışık iki tepe arası uzaklık. O anlamda doğru oldu. ikincisi. 3K ile N noktası uzaklık dalga boyunun tam katını eşittir demiş. Ona da bakalım. Bakın şuradan başladığımızda buradan buraya kadar 1 dalga. Şuraya kadar 2 dalga. L noktasına kadar 3 dalga. Evet tam katı olmuş oldu. Üçüncüsü doğru oldu. Cevabımız 2 ve 3'ten Edirne olurmuş deriz. Hava ortamında bulunan bir çukarayla asal eksenine şekildeki bir paralel olarak gönderilen yeşil renkli ışın demeti aynada yansıdıktan sonra asal ekseni K noktasından keserek ilerliyor. Asal eksenine paralel olarak gönderilen ışık demetinin aynadan yansıması sonucunda L noktasından geçmesi isteniyor. Buna göre işlemlerinden hangileri tek başına yapılması çukur aynada yansıyan ışık L noktasından geçebilir demiş. Arkadaşlar paralel gelen ışın odaktan geçecek şekilde yansır. Buradaki odak uzaklığı neye bağlıdır diye düşünecek olursak küçük f ile gösteririz odak uzaklığı, ne? Odak uzaklığı sadece ama sadece eğrilik yarıçapının çapının yarısına eşit hiç, başka hiçbir şeye bağlı değil. Başka hiçbir şeyden kasıt ne? Camın yapıldığı malzemenin kırıcılık indisi, ışığın rengi, ortamın kırıcılık indisi Hiçbiri odak uzaklığını değiştirmez. Çünkü yansıma var. Onlar kırılmada etkili arkadaşlar. Eğer bu mercek olsaydı odak uzaklığı evet ışığın rengine bağlı, merceğin yapıldığı malzemenin kırıcılık nisine bağlı, ortamın kırıcılık bağlı derdik. Ama şu an aynalarda sadece yarı çapın yarısına eşit. Tümsek ya da çukur ayında fark etmiyor. Odak uzaklığı eğrilik yarı çapının yarısına eşit sadece. Bu anlamda o zaman biz eğrilik yarı çapını değiştirerek ancak kanoksan geçmesini sağlayabiliriz. Eğrilik yarı çapı daha küçük bir çukur ayna kullanırsak evet yarıçap küçüldüğü için odak uzaklığı küçülür. Dolayısıyla daha yakından K noktasından geçebilir. Bir işimize yarar. Işığın rengini değiştirmek işimize yaramayacak. Çukur aynayı su dolu ortama bıraktığımızda ortamın kırıcık nesini değiştirmiş oluruz. Bu da işimize yaramayacak. Mercek olsaydı yarardı. Bu anlamda cevabımız yalnız birden adan olurmuş deriz.